Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Eskişehir'deyiz. Eskişehirli vatandaşlarımıza başkanlık sistemi mi, parlamenter sistem mi diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV Eskişehir'de, İlave TV sizler seviyor. Parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi daha iyi sizce? Başkanlık daha iyi. Neden? Neden? Bak eski vaziyetlerde hep koalisyon oldu. Ne oldu? Bugüne kadar bir şey yapabildiler mi? Yapamadılar. Ama bu gelen yaptı. Memnun musunuz? Memnunum, evet. İyi gidiyor. Tabii, evet. Sıkıntı da yok. Tabii yok, sıkıntı yok. Evelallah. Yani başkanlık sistemi devam. Evet, başkanlık devam abi. Şu anda yine bir referandum olsa evet de hayır da evet mi? Evet, evet. Sonuna kadar evet. Sonuna kadar. Eyvallah. Evet. Sizce efendim, başkanlık sistemin parlamenter... Ben bir şey söyleyeyim. Soksun bu da. Böyle şey diyor. Allah Allah. Bir bu hayata bak bir. Şu hayatı görüyorsun değil mi? Memnun değil misin abi? Memnun değiliz tabii kardeşim. Bu hayatta böyle memnun, böyle zam, böyle pahalılık, elektrik, doğalgaz. Anamız ağlıyor ya. Evet. Çalışıyoruz, çalışıyoruz. Hepsini şeye veriyoruz. Köprülere, başkanlığa. Evet. Çalış çalış. Biz emekliye ne bedi? İşçiye ne bedi? Ömrümüz çalışmakla köprüde, ben köprüden mi geçiyorum? Cumhurbaşkanı köprüden mi geçiyor? Çalışıyoruz, çalışıyoruz İngilizlere. Yaptırdı. Türk firmalarına yaptırdı. Başkanlık, başkanlık. Ne başkanı? Saddam gibi olduk. Kendi dediğinden başkasına şey etmiyor. Peki, ben kötü evet. Dediğim zaman hemen beni içeri alıyor. Özgürlük de yok. Yani. Özgürlük de yok ya. Baskı. Aynı Saddam'ın. Peki. Sor. Diyelim ki parlamenter sistem geldi. Kimin cumhurbaşkanı, kimin başbakanı olmasını istersin? Cumhurbaşkanı adam gibi adam gelsin ya. Kim Türkiye'de kim var adam gibi? Tek bir adam var. Kim? Kim olur? Onlar da kendileri biliyorlar. Onlar başbakan gelir. Başbakan kim olsun peki? Başbakan da kendini biliyor zaten. Gelecek zaten. Hazır mı diyorsun abi? Hazır. Onlar kendilerini hazırladılar. Hadi hayırlısı inşallah. Hadi bakalım. Teşekkürler, sağ olun. Parlamenter sistem tabii. Neden? Türkiye'de ne liyakat kaldı, ne yasama kaldı, ne yürütme kaldı. Her şey mahvoldu Türkiye. Türkiye gidiyor. Hiç iyi değil yani. Memnun değiliz yani şu anda. Peki yarın bir parlamenter sisteme geçtik diyelim. Kimin cumhurbaşkanı, kimin başbakanı olmasını istersiniz? Valla Meral Hanım gümbür gümbür geliyor. Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olmasını isterim. Başbakan. Tabii şimdi ittifakta da yürürte başbakan da Kemal Kılıçdaroğlu olsun derim yani. Eyvallah, sağ olun. Gençler. Evet abi. Parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi? Abi biz parlamenter sistemde en azından biraz daha sözümüz geçiyordu. Başkanlık sisteminden ben memnun değilim kendi açımdan söylemek gerekirse. Gönül ister ki her şey değişsin. Ama ne yazık ki yani ben 23 yaşındayım mesela, arkadaşım da 22 yaşında. Çok bir ümidimiz yok. Ama önümüzü göremiyor muyuz? Kesinlikle göremiyoruz. Yani şu an mezun olacağız biz seneye. Evet. Allah'a emanet, ne olacak belli değil. İmkanın olsa yurt dışına gider misin? Ya bunu utanarak söylüyorum belki ama giderim abi ya. Çünkü yani ülke bize bir gelecek sunmuyor. Ya belki yönetim değişir, belki sistem değişir, şey olur. Onun için de yani tek bir ricam var. Umarım buraya yayınlarsın. Mansur Başkanıma seslenmek istiyorum. Mansur Başkanım lütfen aday olun. Bize çok ümit verdiniz ve umarım güzel bir Türkiye için birlikte bir şeyler yapabiliriz. Cumhurbaşkanı adayı. Evet. Peki başbakan kim olmalı? Başbakan bilmiyorum yani, parlamenter sisteme geçildiğinde düşünülür o ama şu anki sistemde Cumhurbaşkanı olarak Mansur Yavaş'ı görüyorum. Belki başbakan için de Meral Hanım olabilir, Meral Akşener. Siz? Aynı şeyi düşünüyorum tamamen. Cumhurbaşkanı? Evet, Mansur Yavaş. Başbakan da Meral Akşener. Evet. Çok teşekkürler. Rica ederiz abi. Başkanlık sistemi mi, parlamenter sistem mi sence? Bence başkanlık sistemi. Memnun musun başkanlıktan? Bir yandan memnunum ama bazı insanlar yani kapatması iyi oluyor bazen. Çünkü iş yerlerinde bazıları insanlar acımasız oluyor abi. Nasıl oluyor? Mesela bakıyorlar cepleri çok para doluyor. Hemen işten çıkarıyorlar. Ya da başka bir insanlar orada havalı oluyor. Yani ne bileyim usta oluyor veya bir şeylere başından geçiyor. İyi de başkanlık sistemiyle alakası ne bunun? Başkanlık sistemi mi, parlamenter sistem mi ülkeyi yönetmek? Başkanlık sistemi yani bir yerleri kapatması iyi oluyor. Başkanlık sistemi mi kapatıyor? Tabii. İyi oluyor başkanlık sistemi. Parlamenter sistem gelse? Parlamenterlik sistem gelse valla... Başkanlık sistemi ne, parlamenter sistem ne? Başkanlık sistemi iş hani başkan oluyor. İş yerlerini falan böyle koronadan insanları falan korumak için. Evet. Parlamenter sistem mi? Parlamenter sistemi fazla bilmiyorum ama
parlamenter sistemde işte biraz o da iyi oluyor. İkisi de biraz iyi yani abicim. Eyvallah, sağ olasın. Allah razı olsun. Sağ ol. Ben de sağ ol. Ya, parlamenter sistem daha iyi tabii. Neden? Bilmiyorum, ona alışkan geldi. Öyle yani. Daha şey yani. Memnun değil misiniz başkanlık sisteminden? Valla fark etmiyor benim için pek. Peki parlamenter sisteme dönüldüğünde Cumhurbaşkanı'nın kim olmasını istersiniz? Başbakanın kim olmasını istersiniz? Ona şimdi karar veremem ben. Kim olabilir sizce? Bilemiyorum. Peki seçim olsa kime verirsiniz oyunuzu? Adaylara bağlı yani. Adaylara? Adaylara bağlı. Çok teşekkürler. Oldu. Parlamenter sistem. Neden? Çünkü şey var, destek var. Diğer taraflarda kontrol var. Başkanlık sisteminde yeterince kontrol yok. Peki parlamenter sistem gelse kimin cumhurbaşkanı, kimin başbakanı olmasını istersin? Ya onu meclis karar versin bence. Halk seçerse? Halk seçmesin bence. Halk seçmesin. Hayır, halk kimin seçmesin. Kimin olmasını istersin? İşte mecliste çoğunluğu hangi partideyse o uygun birini seçer. Bir konsensus sağlanır. Evet. Eskiden olduğu gibi şu olsun denir, o kişi seçilir. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii ki parlamenter sistem. Başkanlık sisteminde gördük uçuş takımlarımız çalışmadı. Uçacağız demişlerdi. Evet. Uçacağız dediler ama uçurdular, bu sefer inemedik. İyi değil mi? Hayır, kesinlikle. Herkes yaşayarak gördü zaten bunu. Yani peki, parlamenter sistem güçlü bir parlamenter sistem. Yani genişletilmiş bir parlamenter sistem çok daha iyi. Peki parlamenter sisteme döndük diyelim. Kimin cumhurbaşkanı, kimin başbakanı olmasını istersiniz? Ya kişilere takılı değilim. Ama cumhurbaşkanı olacak insanın, yani eskiden cumhurbaşkanı cumbaba ya da devlet baba gibi gördüğümüz insanlar vardı. Şimdi de devletin, yani hepimizin bir anneye ihtiyacı var. Dolayısıyla Meral Hanım'ın cumhurbaşkanı olmasını, bir anne şefkatiyle cumhurbaşkanı olmasını isterim. Başbakan? Yani başbakan çok isme takılı değilim. Liyakatlı, yani ülkesini seven, şeffaf, ülkesini seven, uyumlu çalışabilecek, halkın isteklerini görüp karşılayabilecek bir başbakan olabilir yani. Çok evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Başkanlık sistemi mi, parlamenter sistem mi? Ya bence şu anlık başkanlık ya da parlamenterden önce çok daha büyük sorunlarımız da olduğunu düşünüyorum ben. En büyük sorunumuz ne? Ekonomi şu anlık. Ekonomi. Evet. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Ben tıp fakültesi öğrencisiyim. 3 sene sonra doktor olacağım. İnşallah. İnşallah. Ama yani ben bile gelecek kaygısı çekiyorum. Ben daha pazartesi günkü gelen açıklamayla doların ne kadar değer kaybettiğini gördük. Yani bence bu işte küçük meselelerden önce hani böyle uğraşılması gereken meselelere odaklanması gerektiğini düşünüyorum ben. Odaklanıyorlar mı? Yani şu anlık ben bir şey göremiyorum. Şu anlık odaklanıldığını göremiyorum yani. Hani kimse üstüne düşmüyor diye düşünüyorum. Peki bu ülkenin bir genci olarak imkanın olsa yurt dışına gider misin? Orada çalışmak, orada okumak ister misin? Ya ben zaten kafamda öyle bir plan var. Neden? Çünkü ben oranın hayat standartına bakıyorum. Oranın alım gücüne bakıyorum. Orada insanlara nasıl davranıldığına bakıyorum. Ve bir de ben doktorum. Her gün doktorlarla ilgili kötü haberler alıyoruz. Şiddet doktor olacağım. Şiddet, işte topluma gösterilen saygı. O yüzden hani benim gibi bir sürü genç gerçekten göçmeyi düşünüyor. Öyle söyleyeyim yani. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. İyi günler. Parlamenter sistem. Neden parlamenter sistem? Neden mi? Ya anlatacak. Şimdi bak, parlamenter sisteme geçersek, tamam mı? İnsanların hakları rahatça alınır. Hakları ama, daha çok olur. Tabii hakları daha çok olur. Parlamenter sistem, başkanlık sistemine geçsin bir işin dediği olur. Evet. Bu da neydir? Diktatörlüğü getirir. Evet. Anladın mı? Peki parlamenter sisteme geçtik diyelim. Kimin cumhurbaşkanı, kimin başbakanı olmasını istersiniz? Onu partilerin... Siz kimi istersiniz? Muhalefet. He? Siz kimin olmasını istersiniz? Mansur Yavaş'ın. Cumhurbaşkanı, evet. Başbakan? Başbakan değil mi? Nasıl zaten kendisi adaylığını koyduğu zaman onu da dediler. Yani demokratik bir başbakan, demokratik bir başkan isteriz. Türkiye artık gitti. Demokrasiye, gitti? Türkiye'de demokrasi, demokrasi gitti. Gitti. Demokrasi gitti. Eğer demokrasiden vazgeçersek ayva yedik iyice. Çünkü neden biliyor musun? Bak dışarıdan para gelmiyor. Parayı faizi yükseltti. Dışarıdan tokatçı sermaye geldi. Bir ay içinde aldık, 5 gün içinde, 3 ay içinde
paraları aldı, yatırdı paraları, paraları aldı, götürdüler, memlekete kaçırdı. Ya yatırım yapılmıyor. Yatırımlar durdu, fabrika yok, işçi var, havası şehirde bir yeni iş yerleri kapalı. Yazık, günah. Bırak, bu dinle, imanla bu işler olmaz. İnsanlara para vereceksin. Emekçiye para vereceksin, işçiye para vereceksin, işverene para vereceksin ki para dönsün. Para dönsen insanların huzuru olur. Ondan sonra camiye herkes gidebilir. İsteyen rahatça camiye gidecektir. Şimdi diyecek ki rahatım. Camiye de gider, Allah'a da ibadet ederim. Aç karnına da camiye gidilmez ki. Ne işler böyledir. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi? Parlamenter sistem. Neden parlamenter sistem? Şimdi parlamenter sistem şöyle. Memlekette çıkan kanunları denetim açısından Danıştay'ın, Sayıştay'ın tam faal çalışabilmesi için, yani şöyle diyeyim, tek kişi elinden çıkan kanunlar kanun hükmünde kararnamayla veya gece yarısı çıkan kanunlar, mesela iki gün önceki Merkez Bankası'nın görevden alınması gibi tek kişiye verilen yetkilerden dolayı memleketin denge unsurlarını, yani güven endeksinin bu memlekette olmadığı zaman yatırımın olmayacağı ve de gençlerin geleceğinin böylelikle bu memlekette vatandaş kendi iradesine seçtiği kişiler eliyle tekrardan zarar olarak vatandaşa dönmesi diye değerlendiriyorum ben. Peki parlamenter sisteme geçtik diyelim. Evet. Kimin cumhurbaşkanı, kimin başbakan olmasını istersin? Şimdi şöyle düşünmek lazım. Yıllardan beri Türkiye'de bir bayan cumhurbaşkanımız olmadı. Evet. Şimdi eşitlikten bahsediyoruz. Avrupa ülkelerinde bunların örnekleri var. İstanbul Sözleşmesi diye parçalıyoruz kendimizi. Tabii şimdi hem öyle hem de madem ki biz dünyaya kendimizi gerçekten özgür bir ülke, eşitlikten bahsettiğim bir ülke olduğunu ispatlamak için sadece Avrupa'ya değil, dünyadaki geriye kalmış ülkelere de örnek olacak şekilde bayan olan Meral Akşener'i biz cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. Ben başbakan şahsen olarak kimi görmek isterim? Vallahi başbakan olarak, şimdi başbakanlık parlamenter sistemi savunduğumuz için şöyle bir şey olacak. Nasıl diyelim? Bilgi birikimi olan, yani güveni öne alan, dürüst. Halktan, ya yıllardan beri şu oluyor memlekette. Seçilen kişiler halkla gerçek diyalog kuramıyorlar. Yani gerçekten uzaklaşarak diyalog kuruyorlar. Bu da bu memlekede ileride sorun olarak başımıza çıkıyor. Çıkan kanunlardan çoğu vatandaşın haberi dahi olmuyor. Hani vatandaşın hiçbir şeyi gizleyemeyecek bir başbakana ihtiyacımız var. Kim olabilir? Vallahi bu dürüst kişiler olabilir yani. Siyasette dürüst kişiler var. Yok değil mesela. Bana dersen mesela ben İlhan Kesici'nin olmasını isterim başbakan. Çünkü tecrübesi var, birikimi var. Efendime söyleyeyim, kitap yazmış, ekonomiden anlayan, dünya siyasetinden anlayan bir kişi olduğu için ben onu tavsiye ederim vatandaşa. Bu vatandaşın iradesidir tabii. Çok sağ olun. Rica ederim. Kesinlikle parlamenter sistem. Neden parlamenter sistem? Başkanlık, şimdi şöyle diyeyim. Şu anki başkanın vaati neydi? Başkanlık sistemi gelecek. Ülke refaha kavuşacak, Türkiye uçacak falan filan filan. Hayır lobisiyle dolanmayacak, mücadele edecek. Ben 45 yaşındayım. Bu ülkenin bu zamana kadar yaşadığı ve gördüğü en büyük buhran diyeyim ben size yani. O kadar kötü mü abi? O kadar kötü. Bakın insanların suratına, herkesin suratları asık. Evet. Yani istatistiklere bakın. Evet. Yani suç istatistiklerine her şey ortaya çıkıyor. İnsanlar aç kalınca ne yapıyor? Sağa sonra saldırıyor. Ya arkadaşlar. Bize uygun değil mi? Ülkemize uygun değil mi başkan? Değil arkadaşlar ya. Başkan niye bir adama bağlı olalım ya? Bir parlamenter sistem, yani herkesin fikriyle bir karar verilsin, bir şeyler olsun bu ülkeye yani. Evet. Adam kalkıyor, bir el kaldırıyor, bu olacak diyor, bu oluyor. O kadar değil. Değil yani, değil. Peki parlamenter sisteme döndük diyelim. Kimin cumhurbaşkanı, kimin başbakanı olmasını istersiniz? Bence asıl sorun anayasada. Önce bir düzgün bir anayasa yapılmalı. Evet. Sonrasında bunun devamı gelir yani. Bu anayasayla hangi sistem gelirse gelsin yürümez yani. Kim yürütür abi? Kim yapar bu işi? Kim yapar? Kişi bazı bakmadan önce bir sistem olacak ülkenin. Bir düzgün bir anayasası olacak. Sonrasında şahıslar önemli değil yani. Şahıslar sonuçta fani. Bugün var, yarın yok. Ama sağlam bir anayasa, sağlam bir sistem. Çok teşekkür ederim. Yani demokratik rejim bitti. Başkanlık sistemine geçtik. Ve bu haldeyiz. Bu kadar yani. Eyvallah, sağ olun. Parlamenter sistem. Neden parlamenter sistem? Atatürk'ün getirdiği bir sistem, yanlış bilmiyorsam. Evet.
Her şeyin tek bir elden olup ülkenin böyle nasıl desem her şeyin tek bir insan elinde olmasından yana değilim. Peki parlamenter sisteme döndük diyelim. Kimin cumhurbaşkanı, kimin başbakan olmasını istersiniz? Parlamenter sisteme dönersek eğer ben her zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olmasından yanayım. Başbakan? Başbakan onun hakkında şu an bir görüşüm yok. Çünkü MHP'yi taraftarlarından dolayı AK Parti'yi de yönetimden dolayı beğenmiyorum. Çok teşekkürler. Çok rica ederim. Şimdi ne zamana yönelik bu? Şu andaki. Bir dahaki şu döneme andaki. Mesela seçim olsa başkanlık sistemi mi parlamenter sistem mi? Onu daha sonra düşünürüz ya. Geçmiş seçimde kime verdiniz evet hayır da? Onlar gizli kalsın. Baş ver. Söyleyin abi. Alsın. Bir çalışma alsın. Yapıyorum. Bu siyaset. Evet. Bu siyaset. Oylar gizli, şeyler gizli. Oldu mu? Çok teşekkür ederim. Hadi. Tamam. Kolay gelsin. Bence parlamenterli sistem tabii. Neden parlamenter sistem? Herkesin fikri alınmalı yani her konuda. Yani bir kişinin ağzından çıkacak kararlarla Türkiye yönetilmemeli diye düşünüyorum yani. Bu benim düşüncem. Peki parlamenter sisteme döndük diyelim. Kimin cumhurbaşkanı, kimin başbakan olmasını istersiniz? Ya şimdi o konu tabii çelişkili. Hani şimdi ben şu ya da bu olsun diyemem ama. Bunun yüzden geçen ülkeyi yönetebilecek iki isim. Bu ülke yönetebilecek isim maalesef öldü. Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. O insan geçseydi bu ülkeyi yönetebilirdi. Gayet de başarılı da yönetirdi diye düşünüyorum. Hani şu anki yönetimden kimse memnun değil galiba. O da benim düşüncem. Hani birçoğu memnun olabilir ama benim düşüncem bu yönde. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Efendim başkanlık sistemi mi parlamenter sistem mi sizce? Parlamenter sistem. Neden parlamenter sistem? Daha güzel. Daha iyi. Başkanlık sisteminin en büyük sıkıntısını nerede yaşadınız? Her yerde yaşıyoruz. Her yerde yaşıyoruz yani. Tek bir ses olduğu için mi? Tabii tek bir ses. Peki efendim parlamenter sisteme geçtik diyelim. Kimin cumhurbaşkanı, kimin başbakan olmasını istersiniz? Halk seçmesi gerekir. Kimin olmasını istersiniz? Kim yok, kim fark etmez. Kim daha iyi çalışsa olması gerekir. Daha iyi çalışan olsun. Tabii daha iyi çalışan daha iyi kazansın. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Hadi iyi günler. Başkanlık sistemi mi daha iyi yoksa parlamenter sistem mi daha iyiydi? Efendim şöyle söyleyeyim. Bence başkanlık sistemi şöyle. Tek başına bir lider olduğunu düşünün. Yani tek bir kişinin kararındansa ziyade daha böyle bilinçli insanların ortak aldığı bir karar bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki başkanlık sisteminin en büyük dezavantajı sizce ne? Yani tek liderlik, tek kişinin aldığı bir kararla doğrultusunda yani ona göre bir şey var yani. Demokrasi kişi yapısından biraz zarar mı veriyor ülkenin? Tabii ki aynen. Yani şöyle anlatayım ben size. Benim şahsi düşüncem kesinlikle şeydir, parlamenter sistemdir. Peki parlamenter sisteme döndük diyelim. Kimin cumhurbaşkanı, kimin başbakan olmasını istersiniz? Efendim şöyle benim bir parti şeyi değilim yani kesinlikle. Evet. Hakkıyla kazanan, işini iyi yapan, mesela Mansur Yavaş olabilir. Atıyorum İmamoğlu olabilir. Yani bilemiyorum. Yani işini kim doğru yapıyorsa olsun isterim. İşini hakkıyla yapan olsun. Tabii evet aynen. Çok teşekkürler. Rica ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi parlamenter sistemden yanayım. Neden? Ama bu sistemler biraz değişmesi lazım. Yani başkanlık bu sistemin abi, başkanlık sistemi de parlamenter sistemi de değişmesi lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor İYİ Parti. Evet. Diyor ki bu sistem Türkiye'ye uymadı diyor. Doğru mu? Doğru da o sistemde gelsinler onlar da Türkiye'yi düzeltemezler. Kim düzeltir abi? Çünkü sistem yanlış. Tamam işte sistemi düzelttiler. Evet. Kim düzeltti? Milli ekonomi modelini yazan bağımsız Türkiye Partisi lideri vardı. Profesör Haydar Baş. Rahmetli. Evet o rahmetli. Şimdi oğlu Hüseyin Baş var. Evet. İşte o geldiği zaman milli ekonomi modeli uygulandığı zaman Türkiye düzelir. Gelir mi? He? Cumhurbaşkanı vallahi, adayın kim? Bu olur? İnsanlar değişirse bu milletin aklı eğer yatarsa gelir. Evet. Bir zamanlar ne dedi? Ben dedi asgari ücreti dedi 5000 lira yapacağım. İnsanlar güldü. Ama şimdi görüyoruz yoksulluk sınırı 8000 küsurda. Değil mi? Adam demek ki doğru söylüyor. Peki parlamenter sisteme döndük diyelim. Sizin evet. Dediğiniz sisteme. Kimin cumhurbaşkanı, kimin başbakanı olmasını ister? Vallahi o milletin tercihi. Ben ona bir şey demem. Ben yine diyeceğim Hüseyin Baş.
Cumhurbaşkanı. Evet. Başbakan. Başbakan mı? Başbakan da elbet millet kimi seçerse o gelir. Eyvallah. Çok sağ olun. Ha, başbakan da Hüseyin Baş olmasını isterim. Niye? Çünkü... O zaman başkanlık oluyor. Başkanlık olmayacak. Parlamenter sistemde başkanlık mı var? Ama hem cumhurbaşkanı hem başbakan olsun diyorsunuz. Tamam. Şu anda öyle. Tamam, şu anda da parlamenter sisteme geçirilirse olmayacak. Hem başbakan olur hem cumhurbaşkanı olacak değil mi? Tabii ayrı ayrı olacak. Evet. İkisi de mi Haydar Hüseyin Baş? Ya, o olursa ona da başkasına da biri olur elbet kim olursa. Ha bir de ne var şimdi? Bu millet para para yoksulluk yoksulluk diyor. Eğer milli ekonomi modeli uygulanırsa, vatandaşlık maaşı verilirse bu insanlar değil esnaflar da düzelir, hepsi de düzelir. Niye? Çünkü ekonomi daha insanların parasında cebinde para olursa ne olur? İnsanlar çarşıya pazara gider, alışveriş yapar, istediğini alır, bilmem ne yapar. Sirkülasyon olur. Sirkülasyon oldukça alışveriş artar. Ve ne olur? Tüketim artar. Tüketim arttıkça üretim artar. Adam bir kişi çalıştırıyorsa iki kişi çalıştırır. Değil mi? Aynen. Ve piyasa canlanır. Şimdi bu sistem yanlış. Parlamenter sistemi de olsun, cumhurbaşkanı sistemi de olsun bana göre yanlış. Ha ne olur sistem değişirse ancak Türkiye düzelir. Yoksa böyle düzelmez. Niye? Çünkü yeraltı madenlerini yabancılara vermişiz, onlar işletiyor. Ha bu madenler eğer vatandaş ve millet, devlet millet ortaklığa çalışırsa daha iyi olur. O zaman insanlar daha refaha, daha güzel rahat ortama kavuşur. İnşallah. Çok söyleyeceğim var ama şimdi söyleyemiyorum. Teşekkür ederim. Parlamenter sistem. Neden? Neden? Çünkü vallahi bu konularda çok bir bilgim yok ama açıkçası tek adamlık reisin yani böyle tek başına kararlar alması, bu partinin bu, bizim ülkemizde tek başına kararlar alması bizim için uygun değil. Peki bir ülkenin genci olarak geleceğini görebiliyor musun? İmkanın olsa yurt dışında çalışır, yurt dışında okur musun? Abi açıkçası biz üniversite öğrencisiyim ben. Mühendislik öğrencisiyim. Yani bizim tek umudumuz diyelim hepimizin hayali zaten yurt dışında okumak. Neden? Çünkü geleceğimiz burada yani ben şimdi benim bir tanıdığım milletvekili akrabam yok. AK Partili büyük bir aile büyüğüm yok. Dayın yok yani. Dayım yok, amcam yok. O yüzden yani biz gelecekten pek umutlu değiliz. Çünkü yani ben bir yere gelsem, KPSS'den not alsam atanamıyorum. İyi not alanlar, ya bu ülkede intihar edenler var. Atama bekleyip, cebinde parası olmayıp, yıllardır bekleyenler var. Yani hakkımızın yendiğini düşünüyorum ben. Ben ya tabii ki yurt dışında çünkü benim yaşımda bir genç yurt dışında araba sahibi olabiliyor. Bir şeylere sahip olabiliyor. Ya ben affedersiniz kız arkadaşıma hediye alacak olacağım. Cebimde param yok. Ne bileyim bilgisayar alacak olacağım, telefon alacak olacağım. Cebimde param yok. Ama yurt dışında benim yaşımda üniversite okuyan bir genç rahatlıkla her şeyine sahip olabiliyor. Bir ay, üç ay ben mesela internette görüyorum. Adam İsviçre'de çalışmış. 3 ayda araba almış. Benim arkadaşım Amerika'ya gitti. 15 günde araba aldı. Ha, çok iyi bir araba mı aldı? Yok, almadı ama ben mühendislik öğrencisiyim. Yarın bir gün mühendis olacağım, mezun olacağım. Bir işe gireceğim. Bana adam veriyor ki 3000 lira maaş. Asgari ücretin bir tık üstünde. Yani benim bir yere gelebilme şansım yok. 10 sene, 15 sene çalıştığım zaman ben hala krediyle araba taksidi ödüyor olacağım. Eyvallah. Ben de mühendislik öğrencisiyim. Staj başvuruları var. Başkanlıktan memnun musun? Hayır, değilim. Neden? Ya ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar uğrattığını düşünüyorum Türkiye'ye. Yani eskiden her şey alabilecek güçteyken şu an alım gücümüz daha da yerlerde. Ve bu yüzden memnun değilim. Peki parlamenter sisteme döndük diyelim gençler. İkinize birden sorayım bu soruyu. Kimin cumhurbaşkanı, kimin başbakanı olmasını ister? Ya isim vermek istemiyorum ama yani şu ankinden çok memnun değilim. Yani bu şekilde devam etmesini istemiyorum. Parlamenter sisteme devam etmesini. Sen kimin cumhurbaşkanı, kimin başbakanı olmasını isterdin? Abi isim olarak yani benim çok bir araştırma yapmışlığım yok ama bu ülkenin başına hani kendisi saraylarda yaşayıp da
millet gecekondularda yaşarken, millet cebinde parası olmadan gezerken, ya bir ülkede saraylara da yaşayacak biri olmaması gerekli. Vicdanlı biri olur. Tabii ki vicdan olması gerekli. Eyvallah. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bravo.